Federasyonlarımızın seçimleri tam gaz devam ediyor. Bugün Bilardo Federasyonumuzun seçimleri var. Ama çok güzel bir binada, federasyonun yeni binasında ve yeni salonlarında yapılıyor. Gölbaşı Belediyesi sanırım yaptı başkanım ama muhteşem bir tesis yapmış. Hem Spor Bakanlığımız, Spor Toto hem de Gölbaşı Belediyesi olarak bir de federasyonumuzun da katkılarıyla böyle bir tesise kavuştuk ve bu tesisin açılışını ilk genel kurulumuzda yapmak istedik. Sayın sevgili delegelerimize ilk buluşmayı onlarla birlikte yapmak istedik. Ne mutlu bize ki böyle bir tesise kavuştuk. Dünyada bunun pek bir örneği yok. Evet. Bilardo federasyonları olarak tüm dünya. Mutluyuz, gururluyuz. Bundan sonra burada 4 Kasım itibariyle Türkiye Şampiyonası başlıyor. Ondan sonra full time burada bir bilardo şöleni olacak. Yılın 300 günü belki de turnuvalar olacak. Şubat ayında da Avrupa Milli Takımlar Şampiyonası ve Dünya Kupası da burada oynanacak. Valla Ankara'da olması bizi apayrı sevindiriyor. Evet. Biz bu Ankara kanalıyız. Yakından takip edebilen bir kanalız. Şimdi başkanım, siz bu kadar işi yapmışsınız ve sonucunda aslına bakarsanız bunu bir taşlandırıldığı kısım karşınıza herhalde rakip çıkmadı. Tek aday olarak giriyorsunuz. Şükürler olsun. Evet. Camiada bunu görmüş, camiada takdir etmiş. Tabii bizlere duyduğu güven zaten bizim en büyük itici gücümüz. İlk günkü gibi dinamik, ilk günkü gibi heyecanlıyız. 7,5 senedir federasyon başkanlığı yapıyorum ve 3. dönemime gireceğim bugün itibariyle. Heyecanımızdan hiçbir şey kaybetmedik. Sağ olsun delegelerimizin de bizlere güveni beni tekrar bu seçimde tek aday olarak onların karşısına çıkardı. Büyük ihtimalle bir önceki kongrede vaatleriniz arasında böyle bir tesis vardı. Bu şöyle sadece bir dönem önce değil, benim 12 Mayıs 2014 tarihinde ilk başkan olduğum seçimdeki seçim konuşmamda böyle bir vaadim var. 7,5 yıl önce ben bu vaadi vermişim ve bugün delegelerimin karşısına verdiğim vaatleri gerçekleştirmenin gururuyla çıkacağım. Ama bugün yine adaysınız ve yeni vaatler gelecek. Tabii ki gelecek. Şimdi yeni vaatler neler? Şimdi kongre öncesi biz konuşuyoruz ama başka. Kongre öncesi konuşuyoruz ve bildiğiniz gibi Snooker bizim en önemli projemiz. Mart ayında Dünya Snooker, World Snooker Türkiye'de yapılacak 4 yıllığına ve çok büyük bir organizasyon, dünyanın 20 spor organizasyonu arasına giriyor. 100 ülkenin canlı yayınlayacağı, 500 milyon insanın dünyada seyredebileceği bir organizasyon. Belki de bilardonun en top organizasyonlarından biri. O hem federasyonumuzun hem sporumuzun tanınırlığı, bilinirliği ve kitlelere yayılması açısından bizim için çok önemli. Çok üzerinde duruyoruz. Bunun yanında da milli eğitimde bir seçmeli ders projemiz var. Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşmek üzereyiz. Eğer onu da yaparsak Bilardo Federasyonu'nun önü bundan sonra çok açık ve önümüzdeki yıllarda en gözde ve en popüler sporlardan biri olacağına inanıyorum. Şimdi Eurosport izleyenler bilir ki Snooker'ın ayrı bir yeri vardır Eurosport'ta. Evet. En kıymetli zamanlar hep Snooker'a gider. Evet. Biz niye bu kadar ilerledik? Dünyada da öyle. Tesis probleminden dolayı biliyorsunuz Snooker'ın masaları büyük, zor bir oyun ve İngiltere menşeli. Türkiye'ye gelmesi biraz geç oldu ama biz İstanbul'da bir tesis açtık onunla ilgili, Snooker tesisi ve bu tesislerimizin sayısını arttıracağız. Zor bir oyun. Türkiye'ye geç gelmesinin bir dezavantajı var. Ama sporcu bazında olmasa da izleyici bazında inanılmaz bir seyirciye sahip Türkiye'de Snooker. Ama artık sporculara da yetişeceğiz. Peki bu tesis sadece turnuvalar için mi olacak yoksa bir manada milli takımın kamp yeri falan tarzı? Burası aynı zamanda kamp yeri. Turnuvalardan artık kalan zamanlarda gençler, kadınlar ve erkekler kategorilerinde milli takım kampları yapılacak, özel eğitimler verilecek. Halka açık bir tesis değil, sadece sporcularımızın burada eğitim yapabilecekleri ve turnuvalarını gerçekleştirebileceği bir tesis. Üst katta da federasyon binamız var zaten. Önümüzdeki günlerde başkanım bir gelelim, şu masalarda yerleşsin. 4 Kasım. 4 Kasım'da startı alıyoruz. 16 Kasım'da da resmi açılışımız var. Sayın Bakanımızın da teşrif edeceği, Gölbaşı Belediye Başkanımızın teşrif edeceği bir resmi bir açılışımız var. 4 Kasım'da turnuva başlıyor. 16 Kasım'da da açılışı var. Bekleriz. Valla gurur duyulacak. Çok teşekkür ederim. Tebrikler başkanım. Sağ olun. Tekrar çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.